Tabii bunun bizim seçtiğimiz rengi olacak. Hayır, hayat bu renk olacak. Evet. Sonra ondan üstü sonra boyanacak. Serdar zaten der ki böyle bırakın da. Böyle bırakın. Ben eminim yani çünkü tam istediği renk buydu normalde. Ben normalde arabayı bu renk yapacaktım. Evet, kasayı. Çok istiyordum. Çok istiyordum, sonradan vazgeçtim. Takipçilerimize sordum. Onlar da ki biz efsaneyi o renk tanıdık. Göz alışkınlığı var. İçerisi gerçekten. O burada poliüretan var. Şu an cennet. Evet, yavaştan şimdi. Üste su olabilecek bütün yerler kapatılıyor. Kısmı, alın kısmı komple olacak. Ha yok, burası olmayacak. Şurada akşam kalacak. Yalçın Bey merhabalar. Merhaba. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Nazik ziyaretinizden dolayı. Burada gerçekten bizi bir aile gibi karşıladınız. Bunun için de öncelikle teşekkür ediyorum size. Türkiye'de günümüzde bilinen bazı yanlışlar var bu poliüretanla ilgili, uygulamayla ilgili. İsterseniz sizden şöyle bir bilgi alalım. Bu maddeler nedir? Nerelerde kullanılır? Nerelerde kullanılmaz? Nasıl kullanıldığı takdirde faydalı olur ya da olmaz? Sizden böyle genel bir bilgi alırsak çok mutlu oluruz. Öncelikle poliüretan hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Poliüretan ısı izolasyon amacıyla kullanılan bir malzemedir. Ve ısı yalıtım özelliği, lambda değeri dediğimiz ısı yalıtım kat sayısı özelliği en düşük olan malzemedir. Bu nedenle %98 civarında bir kapalı hücre yapısına sahiptir. Bu iki özelliğinden dolayı da şu anda dünyadaki en iyi ısı izolasyonu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu kullanım alanları olarak baktığımızda buzdolapları, binalar, çatı cephe panelleri, güneş enerji sistemleri, çelik kapılar, boru izolasyonları, jeotermal boru izolasyonları, frigoferik araç kasaları dediğimiz soğuk gıda taşıma araçları ve sizin de içinde bulunduğunuz karavan sistemlerinde tamamen ısı izolasyon amacıyla kullanılan bir malzemedir. Poliüretan sizin de bahsettiğiniz gibi bazı yanlış bilinen konulara değinmek isterim. Poliüretan su izolasyonu malzemesi olarak kullanılmaz. Su izolasyonu özelliği var mıdır? Tabii ki az miktarda vardır ama kesinlikle su izolasyonu için kullanılan bir malzeme değildir. Ana özelliği ısı izolasyonudur. Su izolasyon amacıyla kullandığımız malzeme poliüreyadır. Poliüreya da yine çift komponentli poliüretan gibi püskürtme yöntemiyle kullanılan ve fabrikalarda, otoparklarda, inşaatlarda, yapılarda, teraslarda hem zemin kaplaması hem su izolasyon amacıyla kullanılan bir malzemedir. Şu an bizim karavanın dışına yaptığımız malzeme. Bu malzeme havuzlarda, su depolarında, karayollarında da kullanılabiliyor. Aynı zamanda binalarda deprem güçlendirme amaçları da kullanılabilecek bir malzemedir. Mukavemeti çok yüksek olan bir malzemedir. Kolay kolay darbelerden etkilenmez. Çok ciddi darbeler alması lazım ki malzemenin deformasyona uğraması lazım. Biraz tabii ki şu anda bizim karavanda kullanacağımız değil ama biraz daha modifiye edilmiş haliyle askeriyede de kullanılmaktadır. Bunlar kurşun geçirmez özellik sağlanabiliyor. Ama bizim şu anda sizin karavanınızda yapacağımız uygulamada bu tamamen kaplama amaçlı ve su izolasyonu amaçlı kullanacağımız bir malzeme. Aynı şekilde poliüretanda olduğu gibi poliüre de şu anda dünya genelinde baktığınız zaman hem kaplama malzemesi hem de su izolasyon özelliği olarak dünyadaki en iyi malzemelerden bir tanesi. Ama yine de dayanıklılığını arttıracak. Sonuçta ahşap bir yüzey. Tabii ki bu mukavemetinizi kesinlikle arttıracak. Şu bilgiyi de paylaşmak isterim. Poliüretan malzemeler karbon testlerine göre 80 yıl ömrü olan bir malzemedir. Tabii ki bu doğru uygulama, doğru malzeme seçimi ve uygun profesyonel kişilerle uygulandığı takdirde bunlardan bahsediyoruz. Poliürenin de minimum ömrü 40 yıldır. Bu tabii ki burada da poliürede kullanım kalınlığı çok önemli. Minimum 2 milim kalınlıkta olması gerekiyor. Ve uygulama alanlarına göre saf ve hibrit çeşitleri vardır. Biz şu anda sizin kullanacağınız karavanda sürekli dışarıda olacağınız için saf poliüre tercih edildi. Bunun üzerine alifatik UV koruyucu boya süreceğiz. Çünkü poliüretan poliürelerin UV dayanımı yoktur. Güneş ışığında renk değişimi yaşarlar. Bu UV dayanımı olmaması biraz farklı algılanabiliyor. Malzeme güneş ışığında bozulmuyor. Sadece rengi değişiyor. Bu renk değişimini engellemek için de üzerinde alifatik UV dayanımlı boyalar kullanıyoruz. Aynı zamanda boya kullanmadan yaptığımız
poliüretanlar var, alifatik poliüretanlar. Bunlar çok pahalı olduğu için maalesef çok tercih edilmiyor. Sizde yapacağımız uygulama gibi normalde pick-up tarzı arazi araçlarında da direkt kaportayı polyurele kaplayarak aracın doğadaki performansını artırmak da amaçlanabiliyor. Bunun dışında dediğim gibi çok kullanım alanları mevcut. Burada önemli olan sadece bizim nerede, ne amaçla, hangi malzemeyi kullanacağımıza karar vermemiz. Yalçın Bey, şimdi ben Instagram'dan paylaştım. Bana şöyle sorular geliyor. Ne kadar yapılıyor? Hani bunu şöyle bir açıklık getirelim. Bunun için sizin tabii ki de nereye ya da neye yapılacağını görmeniz lazım. Kesinlikle. Ona göre siz bir fiyat vereceksiniz. Ona göre bir uygulama ya da ürün önereceksiniz. Doğru mudur? Fiyatlandırma biraz karışık. Çünkü sektörde çok farklı fiyatlar konuşulabilir. Burada öncelikli olarak uygulama alanının veya uygulama zemininin ne olduğuna karar verilmesi gerekiyor. Uygulama tekniği nasıl olacak, kalınlık nasıl olacak, saf polyere mi, hibrit polyere mi kullanıldığına göre de fiyatlandırma yapılıyor. Mesela bir otopark zeminiyle bir çatı teras uygulamasının fiyatlandırması aynı değil. Malzemesi aynı değil. Evet, otopark zeminleri daha çok mukavemet isteyen bir performans isteyen bir uygulama. Buradaki hem kalınlık farklı oluyor, hem de kullanılan malzemenin performansı farklı oluyor. Bu nedenle bu fiyatlandırma konusunda gerçekten profesyonel kişilere ulaşmalarını tercih ederim. Ve en önemli özellik polyurenin uygulama kalınlığının minimum 2 milim kesinlikle olması gerekiyor. Bu 2 milimin altında yapılan polyure uygulamalarında bu bahsettiğimiz polyuretanın da aynı şekilde polyurenin de ömrün ve performansı tamamen değişiyor. Çünkü bu bahsettiğimiz hem yaşam ömrü hem de performansı bu kalınlıklara göre belirlenmiştir. 2 milimin altında olan uygulamalar çok sağlıklı uygulamalar değil. Bizim de hiçbir zaman tercih etmediğimiz uygulamalardır. İdeali 2 ile 3 milim arasında bir uygulamadır. Burada dediğim gibi fiyatlandırmayı da buna göre alabilirler. Çünkü farklı yerlerden fiyatlandırma aldıklarında bunu 1 milim olarak yapanlar da var. 1,5 milim yapanlar var. Ama son kullanıcı bunu çok fazla anlayamaz. Kalınlık ölçmesi lazım. Bunu da gerçekten işi bilen profesyonel birilerinin yapması gerekiyor. Ama burada tabii ki farklı kişilerden teknik bilgiler alarak ulaşabilirler. Bildiğiniz gibi biz sonuçta bizim bir derneğimiz var. Sprey Poliüretan Polyure Derneği. Ben bu derneğin de başkanıyım aynı zamanda. Bu konularda teknik anlamda bir bilgiye ihtiyacı oldukları zaman bize bu konuda da ulaşabilirler. Aynı zamanda kendiniz bir kimyagersiniz. Evet. Aynı zamanda burada üretim yapıyorsunuz. Ham madde de üretiyorsunuz aynı zamanda. Yani işin aslında en doğru kişisi sizsiniz. Valla öyle diyelim. Öyle diyelim. Hem üretimini yapıyoruz ve evet. 18 yıldır bu sektördeyiz. Ve derneğimizi kurduk 2 yıl önce. Bu dernekle beraber sektörün doğru hizmet almasını istiyoruz. Bu bütün her işte olduğu gibi bizim işimizde de gerçekten malzemelerimiz çok kaliteli. Hem poliüretan hem poliüre çok kaliteli ama doğru uygulama yapılmadığı takdirde, doğru ürün kullanılmadığı takdirde bu iki üründen de performans alınamıyor. Bu da doğal olarak malzemeler hakkında farklı ve kötü yorumların oluşmasına sebep oluyor. Çünkü bunu piyasada duyuyoruz birçok sektörde, hatta sizin karavan camiasında da duyuyoruz. Poliüretanla ilgili farklı ve yanlış bilgilendirmeler. Bunlar tamamen kulaktan duyma şehir efsanesi olarak algılıyoruz. Çünkü bu bizim söylediğimiz bir şey değil. Ben açıkçası bazen şey diyorum, şu anda teknoloji çağındayız. İnternet ortamında biraz poliüretanı sorgulayan kişi zaten bu söylediklerimizin doğru olduğunu kanıtlayacaktır. Bu konuştuğumuz veya bahsettiğimiz bilgiler bizim kendi ürünümüze özel bilgiler değil. Poliüretanın ve poliürenin kimyasal ve kimyasal doğası gereği sağladığı performanslar. Bu yüzden bunları rahatlıkla ulaşabilecek bilgilerdir. Ben yanlış bilgilere kesinlikle uymasını istemiyorum. Gerçekten profesyonel kişilere ulaşılarak doğru bilgilerin yapılmasını istiyorum. Ve ricam, bu konuda da şöyle bir ricam var. Lütfen malzemeler konusunda, hangi malzeme olursa olsun, yorum yapan kişiler profesyonel kişiler olsun. Tecrübeli kişiler olsun. Kulaktan dolma bilgilerle bu paylaşımları yapılmasın. Çünkü gerçekten insanlar çok yanlış yönlendirme yapılıyor. Şu anda isim vermek istemiyorum. Farklı malzemelerle ilgili kıyaslamalar yapılıyor. Biz hep şunu söylüyoruz. Her malzemenin kullanılabileceği bir yer var. Kullanılması gereken bir yer var.
poliuretan da poliüride her yerde kullanılacak diye bir kural yok. Bunların da kullanılamayacağı yerler var kesinlikle. Ama dediğim gibi sektörde veya ülkemizde maalesef çok yanlış bilgilendirmelerden dolayı malzemelerin hepsinin isimleri çok kötü bir şekilde anılıyor. Zaten şimdi aracımız bittiğinde yollara çıktığımızda mukavemetini herkes görecek. Kesinlikle. Yani burada bir de sizin araçlarınız özellikle sürekli dışarıda olduğu için hem yaz hem kış şartlarını sürekli yaşadığı için poliüretan ve poliürenin performansını aslında en iyi görebileceğiniz bir uygulama. Hem sıcaklık hem soğukluk hem işte kış aylarında da çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir malzeme. Bir de özellikle sizin kararınız olduğu gibi bilmiyorum genelde bu şekilde mi ahşap kaplama olması nedeniyle poliüre uygulaması aslında çok doğru bir uygulama olacak. Alttaki malzemenin kaplamanın performansı uzun yıllar devam edecek. Bütün araçlar, yani metal de olsa aynı sıkıntılar. Sizin araçlarınızda olduğu gibi bütün metal araçlarda da var sıkıntı. Ve zaten 40 yıl bu bahsettiğimiz ömürler 40 yıl sonunda bu malzemenin ömrü tamamlandığı anlamına gelmiyor. Bu literatürde verilen bilgidir. Her malzemeye bir son kullanım ömrü biçilmesi gerekiyor. Ama bu son kullanım tarihinden sonra malzemelerin bozulduğu anlamına gelmiyor. Poliürede de poliüretanda da bu şekilde belirtilmiş. Poliüretanda da poliürede de eğer gerçekten doğru malzeme ve doğru kalınlıkta uygulama yapılmazsa belki de 1 yıl 2 yıl sonra siz bu performansları kaybetmeye başlayacaksınız. Doğal olarak da malzemeyi kötülemek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle doğru malzemenin doğru kalınlıkta ve doğru kullanıcı ve doğru makineyle uygulanması çok önemli. Bak ustam ince ince çalışıyor görüyorsun evet, değil mi? Ustam ince ince çalışıyor şu anda. Sizin çıtalarda bıraktığınız çivi deliklerini şu anda yapıyor. Yok yok iç geçin. Ben motosikletle Şile'den girdim yani, tamam mı? Bütün Karadeniz'i kıyıs şeridinden takip ederek attım. Toz bulutu gördüm tamam mı? Lan ne oluyor demeye kalmadı. Bir baktım çürü geliyor. Motoru ters çevirdim tam gaz böyle geldiğim yöne doğru yapıştırdım. İlk büyük ağacı buldum. Tırmanı verdim tepesine. Motoru bıraktım. Geldiler ağacın dibinden bir geçtiler. Motoru da devirdiler. Paldır küldür. Dörsel. Macun tamirlerini, zımpara işlerini, alt hazırlık eksiklerini tamamlayacağız. Evet. Bugün menümüz harika. Afiyet olsun. Soklu da harika. Polaroid ekibiyle yemek. Ya gerçekten kendim böyle ailedeymiş gibi hissediyorum. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Televizyonda internette bir reklam gördüm. Boya şeklinde o soğuk polaroid işte büyük bir ihtimalle tırmanı çıkartıyorlar üzerine. Yerleri boyuyorlar yani falan. Şimdi polaroid aynı zamanda koruma sağladığı gibi aynı zamanda izolasyon da sağlıyor. Soğuk sıcak izolasyonu da sağlıyor. Onun için de yaşanılan şehrin kışın soğukluk oranına, yazın sıcaklık oranına göre de kalınlık, incelik de bu izolasyon çoğaltılabiliyor. Bir daha abi, daha dün güzel bir şey dedin ya, elindeki dedin kamera bile dedin. Poliüretandan yapılıyor. Aslında hayatımızın içinde şu üstümüzdeki elbiselerin bile. Kumaşta, ayakkabıda, terlikte, işte araçlarımızdaki plastik aksam olarak gördüğümüz kapı döşemeleri, torpido. Araçtaki oturduğumuz koltuğun içinde bildiğimiz sünger yine poliüretandan yapılıyor. Yani şöyle demek istiyor, gözünüzde yani. Gördüğünüz her şey poliüretan diyor yani. Evet. Hatta daha demin konuştuk, organlar bile... Yapay kalp kapakçı. Evet. Ama en önemlisi de alt zemin hazırlığı ve zemin uygunluğu. Ya tabii ki boyada bile aynı. Boyada da aynı. Dökülememiz gene bunu hırtalda yapıyor. Böyle yok, senin macun işin vardı mı bayağı? Ne kadar var? Yok şey geçeyim. Çivileri falan zımpara var. Makine geçeyim şu öbür tarafa da geçeyim. Havalı da şöyle. Serdar ilk defa hani hiçbir şey yapmıyorsun ya, evet, şey o kadar garibime gidiyor ki. Bana da garibime gidiyor. Ben de saldırısım var, saldıramıyorum bir türlü. Ama çok emin ellerde. Evet, imdat ağabeyin işini biliyor. Herkes işinde profesyonel. Biz çalışmasak saldıracak. Ya ilk defa çalışmıyor kendisi ve biz
Yani o kadar rahatsız ki emlilerde olduğunu biliyoruz. Kolay gelsin abi. Elinize kolunuza sağlık. Evet bakalım bizimki burada bir şeyler yapıyor. Merhaba. Merhaba hayatım. Kolay gelsin. Sağ ol. Yine elini atmışsın, duramadın mı? Mecbur. Duramıyorum. Evet arkadaşlar, saat şu anda gece saat 10'a geliyor. Arabamızın ekip bizim yüzümüzden şu anda Kahve odasında. Pardon. Ekip toplanıyor yavaş yavaş. Hep beraber çalışacağız. Artık saat kaça kadar sürer bilmiyorum. Arabanın şu anda paketlemesi yapılıyor. Şöyle göstereyim size. Yanda camlar, kromlar ne varsa kapanıyor. Şimdi bu ön kafasını da kapatacağız. Paketleyecekler. Ondan sonra da astar işlemimize başlayacağız. Işık pırpırlanıyor. Efendim? Işık pırpırlanıyor. Tırtırlanıyor çünkü ışık yetmiyor. Evet yetmiyor. Sevgili yönetmenim. Evet şimdi evet Nihan Hanım'ı görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz. Biz burada Nihan çalışıyoruz. Hanım. Nihan Hanım da burada çalışıyor. Şöyle evet. Çekeyim sizi. Yetiştiriyorum size, yetiştiriyorum. Size video yapmak için canla başla can evet. Siperhane çalışıyor burada kendisi. Yapacak bir şey yok. Evet bodyguardımız da bak Herkül. Yanımda ayrılmıyor ya. Herkül de burada. Ben giderken bunu götüreceğim zaten. Alıp paketleyip arabaya. Annem kalp krizi. Annem bunu görse var ya ölür içerisin. Benden fazla usta var şu anda evet, bu mekanda. Evet çok mutlusun. Evet. Ama çalışacağım. Tulumu ayamadık bir tane. He tulumu giyeceğiz. Ama ayakkabı ayakkabıyı bulamadılar ayağımıza göre. Ayakkabı var ayağına göre. Şaşırdık mı? Hayır. Yemini almak için nasıl uyguluyorlar? Bakayım nasıl oldu? Bakın. Şu ışığa gel ha. Evet. Ama ayaklar? Ayakları çekme. Ayaklar yok. Neyin bunu 44 üstüne basarsın? Olmaz ki olmaz. Olmaz ki bunu. Olmaz abim yani boşuna basar, yok. Üstüne terlikten ya zaten mahvolacak ayakkabı aşkım. Olsun gerek yok. Şey ayakkabısı. Ben çivi batmasın şarta gitsin. Aa. Oldu mu? Kalıbı mı geniş? Yok. Normal mi bu? Ya adamın arabasını aldın, ayakkabısını aldın. Sıkıntı yok ya, değişiyoruz işte. Ayakkabı var ya arabada. Şu an aracımızın üst tavanı için epoksi hazırlıyoruz. Epoksi astarımızı hazırlıyoruz. Gramajını ayarlayıp uygulamaya geçiş yapacağız. Evet, astarın tabii bir özelliği var. Bu astar hazırlanır hazırlanmaz hemen uygulamasının yapılması gerekiyor. Beklerse astar yanıyor sanırım, değil mi? Evet. Evet, bu çift komponentli bir astar. Hassas terazide. Bu da sertleştiricisi. İşte epoksi reçini olarak geçiyor. Epoksi reçini. Şimdi astarı vurmaya gidiyoruz arkadaşlar. Astarımız için son hazırlık. Uygulamaya başlayacağız. Uygulama sunoyla uygulanacak. Üzerine kumlaması yapılacak. Üst kısmı son bulacak. Yarına kadar üstte yapacağımız hiçbir şey yok. Daha sonrasında yan cephelere geçeceğiz. En uğraştırıcı nokta yan cepheler zaten. Aynı işlem yapılacak. Aynı işlem. Yine astar kumlama. Kumlamadan sonra polira uygulaması. Üzerine alfetik son kat boya. Köpük. Şu an bu uygulamayla bir alakası yok. Isı yalıtımı. İzolasyon için evet. Evet. Çatılara. Sıcak, aracın soğuk. İç cephesinde siz de kullanmışsınız zaten. Komponentli malzemeyi birbirine karıştırıyorlar. Evet. Şu anda astar yapılıyor. Epoksi ve epoksinin sertleştiricisiyle birleştiği zaman bu astar oluyor. Şimdi tutunması için polaroidin tutunması için bu astarın yapılması gerekiyor. Arabaya komple uygulanacak. Arkadaşlar rengi de çok güzelmiş. Bu arada bayıldım. Kumlama yapılacak evet. Astardan sonra. Böyle incecik deniz kumundan bile ince bir kum. Bu astarın üstüne atacaklar. Silis kumu polaroidin attıklarında polaroidin çok fazla tutunsun ve bir daha çıkmasın diye. Kum polaroidin astarla birbirine sıkı tutulmasını sağlayacak. Astarla polaroidin birleştiği yerde o kum onun sıkı tutulmasını sağlayacak. Bir yandan kumlama yapılıyor şimdi. Bir yandan da böyle. Ağzını bile kumlama ciddi
içinde kaygınlaşıyor. Her haftakine çekilmek. Abi yok, oraya vurmuyor. Şu köşeleri. Oraya girme, yapışır. O kadar hassas çalışıyorlar ki hayatım. Aynı kendi araçları kadar dikkat ediyorlar gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Onlar ne olacak? Şu anda aktif polarlı mı olacak? Evet. Onlara teslim ettim. Murat dün diyordu ya, abi biz başlarken böyle yavaş yavaş başlarız, sonra Arap atı gibi ortada açılır, sonra finale doğru tam gaz yaparız dedi. Bana yaptı. Birini hatırlattı. Aynı benim gibi değil mi? Motor ısınmasını. Aydınlandı. İşte budur ya. Telefonu artık geri verebilirim. Evet. Salim abi çok atıyorsun. Aktif polaryadan şovlar. Daha ne yapsınlar ya? Şimdi ne yaptı? Patlamaya fıstık atar gibi. Salim abi az yemin, Salim abi. Yemin az ver Salim abi. Ne kadar orantılı dağılırsa Polaroid'a da o kadar iyi kaldırıyor. Ama bakar mısın? Astar nasıl parlıyor? Evet ya. Ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu. Astarlı kalsaymış keşke. Bir fark attı yani değil mi? Akşam patladı yani. Ay evet, ben çok heyecanlandım. Bak şu renge bak. Evet ya, renk muhteşem oldu. Ben de diyorum ki Astar of. Acaba burayı sadece rengi bozulmadan kaldırsa... Hemen abi gitmeden sor. Hayır, Yalçın abiye hiç sorma. Ha. Eğer olursa burayı Astar yapacağız. Ay evet gülücene. Çok güzel olur ya şu ağacın rengi. Yaldır yaldır mükemmel oldu şu anda. Evet, şimdi arabanın ön kupasını paketliyorlar. Kapanacak. Üst taraflarının Astarı bir anda içeri giriyor sizin için blok yapmaya. Arabada kaldı tabii. Kupayı paketliyorlar. Yanların, altların astarları bitti. Gece saat kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Bir. Bir. Yani gerçekten hakkını ödeyemeyeceğiz insanların ya. Allah razı olsun bin kere. Çok gönülden söylüyorum yani. Hiçbir şekilde firmanın reklamı için falan değil. Bizi o kadar iyi ağırladılar ki. Evet arkadaşlar, şu anda saat 03. Ve arkadaşlar hala çalışıyorlar canla, can siperhane bir şekilde. Şu anda diğer yarısı ve arkası kaldı. Onu yapıyorlar. Gördüğünüz gibi Murat dört nala astara devam ediyor. Bu işin en önemli kısmı astar ve kumlama. Sonrası da önemli ama işin bağlayıcısı bu. O yüzden bunun en iyi şekilde olması gerekiyor. Bir de bu malzemenin belli bir süresi var. O süre içinde malzeme ısınıp bozulmadan atılması gerekiyor. Yoksa malzeme çöp oluyor. Onun için çok hızlı yapmaları gerekiyor. Evet arkadaşlar, şu anda astarlama işimiz bitti. Saat şöyle göstereyim. Saat tam 5. Hep beraber çalışarak. Hatta daha şu anda hala Murat kardeşim çalışıyor. Tabii işi bitirdik. Astarı bitirdik. Evet, ikinci günden merhaba. Evet, şimdi astar ve kumlama işlemleri bitti. Tencereler hala kapalı. Ustam son rötuşlar mı? Efendim? Son rötuşlar mı? Aynen. Bakar mısınız ne kadar farklı oldu şimdi kum dökülünce böyle. Astarla beraber birleşince böyle tablo gibi oldu şu anda. Şu renk çok güzel oldu aslında. Ağacın verniklenince rengi ortaya çıktı. Böyle yapalım gel. Gel. Dur da anne, ne yapayım öyle daha? Önce böyle çek, ha. Sonra bitince de aynı şeyi çek. Bak, TikTokçu oldu başıma, TikTokçu. Bicim ellerine sağlık, yoruldun değil mi? Yok, yorulmadık, güreşte kaçıyorum. Daha yeni başladı, yorulacak bir şey yok. Az kaldı ama nasıl oluyor? Allah izin verirse bittiği zaman bakacağız. Değil mi, bittiği zaman bakacağız, çok heyecanlıyız. Şimdi buyur hazırlık.
Ön hazırlık. Ön hazırlık bile bence güzel oldu. Yani güzel gözüküyor bence. Ya görsel olarak da şöyle tabii bile. Ki. Ama şimdi polilere vurulduğu zaman ışıl ışıl daha gözükecek. Boya vurulduğu zaman daha da güzel gözükecek. Hadi bakalım inşallah.